Edirsek arkadaşlar. Kemal Okuyan, yani bilmiyorum yayının önünde takip edebildiniz mi ama hem son Murat'ın çizdiği tabloda hem Sayın Naim Babiroğlu'nun çizdiği tabloda ve günlerdir, birkaç gündür konuşulan tabloda bir taraf diyor ki bu bir stratejiydi. Göz yumuldu ve Filistin'in de böylesi bir haklı mücadelesi tamamen yok edilmek üzere kurulmuş bir strateji sürdürüldü. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sol partilerin de yaptığı açıklamaların arkasından da şöyle eleştiriler aldınız. Hamas gibi grupların arkasına mı dizildi sol? Bu radikal gruplarla mı hareket edecek? Siyasal İslamcı bu grupları destekler hale mi geldi? Yan yana nasıl düştüler? Türkiye solu burada nasıl bakıyor? Onunla bir başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu meseleyi Hamas'la İsrail arasında bir gerilim, çatışma olarak değerlendirmek çok ciddi bir hata olur. Böyle değil. Zaten Hamas'ı yükselten de aslında Filistin direnişinde ortaya çıkan ve biraz da bilinçli bir biçimde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaratılan boşlukla ilgili. Yani Hamas durup dururken ortaya çıkmadı. Hamas'a çok ciddi bir toplumsal destek var. Ne yazık ki. Ama Hamas bir cihatçı terör örgütünden ibaret değil. Şu anda ne yazık ki Filistin direnişinin önüne geçmiş durumda Hamas. Evet, dolayısıyla değerlendirirken dikkatli olmamız gerekiyor. Yani şu son operasyon bile İsrail'e yapılan öyle işte bir terör örgütünün organizasyonu olarak değerlendirilebilecek bir şey değil. Kaldı ki son eyleme irili ufaklı birçok Filistin örgütü de destek verdi. Bunun içerisinde devrimci örgütler de var. Yani sadece Hamas'tan ibaret bir operasyondan söz etmiyoruz. İsrail bilerek bunu böyle yansıtmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yani emperyalist ülkeler böyle yansıtmaya çalışıyor. Ama ortada bir gerçek var ki Filistin meselesi durup dururken bu saldırıyla ya da Hamas'ın bu operasyonuyla gündeme gelmedi. Aslında Hamas Kemal Okuyan, bir hapishane duvarını gündeme derdi. Gelmedi. Tarihsel bir geçmişi var ama Hamas'ın önderliğinde, Hamas'ın öncülüğünü yaptığı böylesi bir Filistin mücadelesinde zarar vermemiş midir? Şimdi gelişmeler, bakın, Hamas'a karşı olmak. Biz siyasi parti olarak Hamas, cihatçı bütün örgütlerle zaten mesafemiz var, eleştiriyoruz. Ama öte yandan da şunu unutmayalım. Filistin'de bir çok ciddi bir İsrail saldırganlığı var, aslında katliam diyebiliriz. Hani bazıları soykırım deme noktasına geldi. İsrail bunun eşiğinde duruyor neredeyse. Ama şunu söyleyebiliriz. Filistin'de şu anda halkın desteğini almış bir örgütten söz ediyoruz. Bunun nedenleri, bunun öyküsü tamamen ayrı bir mesele, ayrı bir tartışma konusu. Bunu çözecek olan Filistin halkıdır. Filistin halkının bir an önce seküler, devrimci, anti-emperyalist karakterli, yani laik bir şeye geri dönmesidir direniş. Ama bu bizim dileğimizde olacak bir şey değil. Ne yazık ki Filistin liderliğinin geçmişte, buna Yasir Arafat'ı da dahil ediyorum, yaptıkları büyük hatalar sonrasında bir boşluk ortaya çıktı ve bu boşluğu Hamas değerlendirdi. Ha, Hamas İsrail'le gizli bir anlaşma yaptı mı? Hamas'ın kuruluşunda İsrail parmağı, bunlar elbette tartışılmalı ama bugünün işi değildir. Bakın 7 Ekim'de gerçekleşen şey bir hapishane duvarının yıkılmasıdır Filistinliler tarafından. Gazze bir hapishanedir. Ve o hapishane giderek boğulmaktaydı. Bunlarla bütün dünya hiç ilgisizken Filistinlilerin operasyonuyla beraber bu dünyanın gündemine girdi. Diyeceksiniz ki bu Filistin davasına zarar vermiyor mu? Evet, şu anda İsrail arkasına bu duyguyu alarak, bakın şu da İsrail'e yardımcı oluyor. İşte Hamas bir terör örgütüdür, işte sivilleri katletti. Olaya sadece bu pencereden bakarsak şu anda İsrail'in katliamına meşruiyet kazandırırız. Bunu şu anda yapmamak gerekir. Gerçekten de giderek yok edilmekte olan bir hapishanedir Gazze. Ve bu hapishanenin duvarı delinmiştir. O duvardan da geçen
binlerce Filistinli, ki bunların hepsi silahlı direnişçi değildir. Filistinli siviller de İsrail sınırından içeri girmişlerdir. Şimdi dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey derhal İsrail'in bu saldırılarını durdurması için bunu bir şeye çevirmektir, olanağa çevirmektir. Yoksa işte Filistin davasına zarar verdi mi bu eylem değil mi tartışması İsrail'in ekmeğine yağ sürmektedir. Bakın 10 yıllardır katliam yapan bir devletten söz ediyoruz. Bu devlete karşı İsrail'de de ciddi bir eleştiri ve direniş var. Yani bunu unutmayalım. Ve şimdi her şeyi bırakacağız. İşte Hamas bir terör örgütüdür. Sivilleri öldürdü, çocukları öldürdü. O zaman İsrail'in çoluk çocuk Filistinlileri katletmesini, bir halkı boğmasını, açlıkla, bombalarla katletmesine göz yumalım. Yanlış şeyi tartışıyoruz bence şu anda. Yani Hamas zarar verdi mi bu davaya değil mi tartışmasından önce yapılması gereken şey Filistin halkının meşru direnişini kabul etmektir. Kemal Bey, ben şunu iddia etmiyorum. Nasıl iddia edebilirim? Yani şu anda Kemal Bey, Hamas'ın içerisinde aynı zamanda hem oradaki direniş örgütlerinin, aynı zamanda çok uzun yıllardır mücadele eden oradaki sosyalist yapıların, direnişçilerin hepsinin bir araya gelerek Hamas altında örgütlenip bu operasyonu birlikte yaptıklarını mı söylüyorsunuz? Evet. Biz bakın, olay ilk yaşandıktan sonra Filistin'deki ve İsrail'deki bütün ilişkide olduğumuz parti ve örgütlerle görüştük. Filistin'deki bütün devrimci örgütler şu anda bu operasyonun parçasılar, güçleri oranında. Hamas çok öne çıkmış durumda, domine ediyor. Ama öte yandan da Filistin'deki bütün devrimci örgütler, bildiğimiz ve ismi az duyulanlar, hepsi bu şeyin parçası. İsrail Komünist Partisi'deki, bakın İsrail'de bunu söylemek çok zordur, bu olayların sorumluluğunu Netanyahu hükümeti olduğunu, Netanyahu hükümetinin bir faşist iktidar olduğunu açıkça söylediler. Peki dolayısıyla İsrail kamuoyunda bizim genel bir kanaat var mı Kemal Bey? Yani İsrail'den bu türde açıklamaları görüyoruz ama toplumun genelinde İsrail'in bu ambargosunu, bu zulmünün bu sonucu doğurduğuna dair bir kanaat oluşuyor mu? İsrail kamuoyu nasıl yaklaşıyor? Bakın, Haaretz gazetesi solcu bir gazete değildir. Yani düzenin gazetesidir İsrail'de. Onlar bile Netanyahu'nun bu gelişmelerin gerçek sorumlusu olduğunu değerlendiren yazılar yazıyorlar. Yani biz ne ekiyorsak onu biçiyoruz diyorlar. Çünkü eninde sonunda bakın, siviller öldü falan ama eninde sonunda bu iş patlayacaktı. Filistinlilere karşı şimdi 2,5-2,300,000 Gazze'de yaşayan Filistinli var. Bu insanları adım adım boğan bir devletten söz ediyoruz. Bunun bir noktada böyle bir şeye yol açması kaçınılmazdı. Ayrıca şunu söyleyeyim. Basit bir terör eyleminden söz etmiyoruz burada. Burada bayağı bir askeri operasyon var. Siviller öldü deniyor. Sivilleri 10 yıllardır İsrail devletleri öldürüyor. Ben şunu savunmuyorum, sivillerin öldürülmesini. Bizim devrimcilerin ahlakı başka türlüdür. Biz başka bir ahlakı savunuruz. Hamas umurumuzda değil bu anlamda. Hamas'ın nasıl bir örgüt olduğunu iyi biliyoruz biz. Hamas ve diğer cihatçı örgütleri. Ama bu değil meselemiz. Yani eğer biz bunu tartışırsak, İsrail'in 10 yıllardır yapmış olduğu katliamları, zulmü, saldırganlığı bir anda temize çekmiş oluruz. Bunu yapmayalım. Yani asıl şu anda tartışmamız gereken şey sivillerin öldürülmesi değil. Kemal Okuyan, Ayın Babiroğlu bir şey söylemek istedi. Evet. Kemal Bey, gerçekten çok ayrıntılı bilgi verdiniz. Teşekkür ederim de. Şimdi sonuca ben odaklanıyorum. Yani ben yani askeri operasyon ve ABD'nin yıllardır Orta Doğu'da sürdürdüğü politikalar, strateji, İsrail'in vaat edildiği